Akit TV ekranlarından canlı yayınlanan manşetlerin dili programına bir bismillah başlıyoruz. Sizler de görüş, öneri ve yorumlarınızla bizlere destek olmak isterseniz hemen banttan, alt şeritte yer alan WhatsApp ve iletişim adreslerinden bize yazabilir. Yorumlarınızı bize gönderebilirsiniz. Bizler de buradan elimizden geldiğince dikkat edip takip etmeye çalışacağız. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Eyvallah. Şimdi e, gazetelere... Baktım ama yine bizimkinden başlayalım, akitten başlayarak de, de, devam edelim. Manşetimiz, bugün e, Faruk Arslan'ın manşeti çok da güzel bir haber olmuş. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ni sürekli eleştiriyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ne bir kesimde sürekli sahip çıkıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin birkaç maddesinin değiştirilebileceği söyleniyor. Ancak e, Faruk'un haberiyle gördük ki, şimdi 81 maddeden... 24'ünde doğrudan aileyi ve nesli, nesil için tehdit oluşturan e, öğeler var, bölümler var. İşte biz birkaç maddeyi görmüştük, birkaç madde üzerinde yorum yapmıştık. Ama e, hazırlanan bir rapor, e, 24 maddenin aslında aileye ilişkin, olumsuz, işte LGBT'lileri, eşcinselleri, ee, özendiren ya da onların işine yarayabilecek yarın öbür gün meşrulaştıracak diyelim. öğeler içeriyor. Ee, bununla ilgili de biz de dün yayın kurulunda da çok konuştuk. Yani bizim kanaatimiz eğer 81 maddelik bir sözleşmenin 24 maddesinde sıkıntı varsa, bana göre bunu bunun bir yeri yama tutmaz. Hasan Maden Abi de aynısını söylemişti dün dedi yani bunun neresini onaracaksınız? yama tutmaz diyelim. E şimdi biz de kanaatimiz o yönde bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Şimdi eğer önlenmek istenilen şey gerçekten kadına yönelik olan şiddeti biz artık istemiyoruz sıfıra indirmek istiyoruz diye yola çıkıldıysa belki bir cümle bile yetecektir o İstanbul Sözleşmesi için. Hatta o bir cümleye bile gerek yok diyebilirsiniz. Türk Ceza Kanunu'ndaki maddeler kadın erkek ayrımı yapmadan insana yapılan şiddeti yasaklıyor. Dolayısıyla biz bugünden sonra kadın da erkekti, çoluktu, çocuktu vesaire hiçbir ayrım yapmadan insana yapılan şiddeti bundan sonra sıfır toleransla üzerine gideceğiz diyebilirsiniz. Ama bunu yapmaktan çekinenler veyahut da günlük hayatta biz karşılığını bunun bulamıyoruz. Çünkü altyapısı yok. Şu veya bu sebeple karakolda olabilir, savcılıkta olabilir, mahkemede olabilir. Biz e, gerekli uygulamaları yapamadığımız için kadına yönelik şiddette insanlarımız toleranslı davranıyorlar ve dolayısıyla bu işlerde cinayete kadar gidiyor denilebilir. Ama devlet bir adım attığı takdirde kardeşim bakın İstanbul Sözleşmesi'nde çaktırmadan adamlar kadına şiddeti önleyeceğiz derken Eşcinselleri bize dayatmaya kalkıyorlar, meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Evet. Çoluğumuza çocuğumuza ya sen kız mısın erkek misin diye sorulduğu zaman aynen Ekrem İmamoğlu'nun dün burada konuştuğumuz Akit gazetesinde de haberleştirilen o anket çalışmasında olduğu gibi kadın mısın erkek misin? üç diğer diye seçenekler koyulup çocuklarımızın bile aklı karıştırılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla burada net olarak söylememiz gereken bir şey var. Kadına şiddeti biz tasvip etmiyoruz. Dövmeyi de tasvip etmiyoruz efendim. Öldürmeyi hiç tasvip etmiyoruz. Ama velakin bir kesim diyor ki kadına şiddeti önlememiz için İstanbul Sözleşmesi hayatta kalması gerekir. 2011'de kabul etmişsiniz İstanbul Sözleşmesini kadına şiddeti önler bu demişsiniz. Tabloya bakıyoruz. 2011'deki kadın cinayeti gelmiş bugün itibariyle 3 misine 4 misine çıkıyor. O zaman nasıl önledi bu? Buyurun faturayı siz ödeyin diyoruz. Hayır diyorlar faturayı siz ödeyeceksiniz. Dindarlar ödeyecek. Dindarlar daha fazla kendi görüşlerinden feragatta bulunacaklar. Hayır biz İstanbul Sözleşmesi'nin masaya yatırılmasından yanayız. Tamamen kaldırılabilir. Bazı maddelerine çekince konulabilir, Değişik alternatifleri de önlerine koyuyoruz. Sırf efendim bunlar ön yargılı hareket ediyorlar. Kafalarına takılmış bir e, çözüm şekli. O çözüm şeklini hiçbir taviz e, önümüze koymadan veyahut da hiçbir tartışmaya sunmadan illa da illa bu olacak diye bize dayatıyorlar demesinler diye. Bakın geçen hafta pazartesi günü manşetimiz demiştik ki İstanbul Sözleşmesi'nde 71'in 72. madde uygulanarak biz çekincelerimizi belirtelim. Avrupa Konseyi de kabul ederse bütün dünyaya mal olsun bu. Eğer kabul etmiyorlarsa ondan sonra da çekilmeyi düşünelim dedik. E bugünkü manşetimiz kamuoyundan da görüşler alınarak bugünkü manşetimizde tümüyle çekilelim şeklinde. Bir görüş bazı maddelerine çekince koyalım. Bir görüş tümüyle çekilelim. Bunun dışında değişik alternatif görüşlere de açığız. Yeter ki yeter ki yeter ki şu eşcinsel dayatması bize yapılmasın. Ama karşımızdakiler ne diyorlar? Haşa işlerine geldiği zaman efendim dinler doğa üstüdür. Yaratıcıdan onun da önüne şunu koyuyorlar var olduğu kabul edilen inanılan yaratıcıdan geldiği için tartışılamaz. Dolayısıyla biz dine dayalı kurallardan kopmamız ve nereye gitmemiz lazım? Beşeri hukuka gitmemiz lazım diyorlar. E buyurun beşeri bir hukuktan bahsediyoruz. İstanbul Sözleşmesi. İnsanlar toplanmışlar. Bir kurallar düzenlemesi yapmışlar. Şimdi diyoruz ki şu 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 noktalarda sıkıntı var. Şunları bir tartışalım diyoruz. Hayır. Dokunamazsınız. Virgülüne dokundurtmayız diyorlar. Haşa Allah'tan mı indi bu İstanbul Sözleşmesi kardeşim? Buyurun tartışalım. Siz de insansınız, biz de insansınız. Birlikte oturmuşsunuz, görüşmüşsünüz. Biz İstanbul Sözleşmesi maddeler haline getirmişsiniz. Şimdi de geçtiğimiz o 7 yıllık uygulama sürecini, rakamları önümüze koyalım. Dünya genelindeki rakamları önümüze koyalım. Bu İstanbul Sözleşmesi'ne imza atmayan ülkelerde kadın cinayetleri bu ivmeyle artmış mı, artmamış mı? Bütün verileri masanın üzerine koyalım. Ondan sonra diyelim ki ya İstanbul Sözleşmesi çok güzelmiş. Bak, kabul etmeyen ülkelerde kadın cinayetleri 10 misli artmış, 20 misli artmış ama kabul eden ülkelerde sadece 3 misli artmış. Bu da bir kardır diyelim, devam edelim. Ama bunu tartışmaktan bile kaçınan bir Tabii onların kafalarının arkasında kadına şiddeti önlemek falan yok. Onların kafasının arkasında şu var. Eşcinselliği dayatalım, toplumun ahlakını bozalım, aileyi kökten kurutalım, ondan sonrası tamamdır. Dolayısıyla bu çerçevede hem çıkış noktaları olarak yanlış bir noktadan çıkmış oluyorlar hem de tartışma noktasında da bize yaptıkları suçlamanın tam da kendisini kendi hayatlarında uyguluyorlar. Doğaüstü bir güçten gelmiş gibisine o İstanbul Sözleşmesi'nin virgülüne dokundurtmayız diyorlar. Yani şimdi mesela 36 36. maddenin 1 ABC bende diyor ki nikah karşıtı. Anadolu platformunun çalıştayından bu. Ya da mesela üçüncü maddenin A bende kadına cinsiyet ayrımcılığı yapıyor. Üçüncü maddenin B bende nikahsız birlikteliği teşvik ediyor. Dördüncü maddenin, dördüncü maddenin birinci bölümü LGBT sapkanlığını meşrulaştırıyor. 14. maddenin biri cinsiyetsizlik eğitimi veriyor. Cinsiyetsizliği e, yine 48. madde. Arabuluculuk Arabuluculuğu yasaklıyor. Bu gibi mevzularda arabuluculuk olamaz diyor. Yani aile içerisinde bir şiddet ve oldu. Yani bu hususta ya da bir tartışma oldu. Normal şartlarda işte bir arabulucuya gidilip aile kavramı yeniden ayakta tutulması gerekirken Mesela Dinimizde onu em vardı Diyanet'in de böyle bir çalışması vardı diye hatırlıyorum. Şu an aile mahremiyet eğitimi diye hemen altında bir tabii onu da var. Tabii onda özellikle zaten aile orada Aile Bakanlığı'nın tabii çalışması. Evet. Orada onlar da yani bazıları diyorlar ki ya Akit de tam da Abdurrahman Dilipak abi için de genel olarak söyleniyor. Tam da Ayasofya'nın sevincini yaşayacağımız bir dönemde getirdiler getirdiler İstanbul sözleşmesini böyle yüksek sesle tartışmaya, gündeme sokarak adeta o sevincimizi de baltalamış oldular diye bazı insanlarımız, muhafazakar insanlarımız bu İstanbul Sözleşmesi'nin nasıl bir ifsat sözleşmesi olduğunun farkında olmayan insanlarımız böyle bir eleştiri getiriyorlar. Bakın ne faydaları olduğunu görüyorsunuz. Aile Bakanlığı düne kadar toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitsizliği vesaire eğitimleri vermeye kalkışırken Milli Eğitim Bakanlığı bu yönde okullarda kurslar, seminerler vermeye Tabii başlamışken. O etçe, hatırlayın nasıl kaldırıldı Akit Yazdıktan sonra gündeme getirdikten sonra. Bugün itibariyle artık bunların hepsine bir çeki düzen verilme noktasında evet Akit'in de bunda katkısı olmuştur ama tek başına Akit veya tek başına Abdurrahman Dilipakın katkılarıyla bu oldu diyemeyiz. Tabii ki hükümetten de bu yönde evet şu 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 noktalarda yanlışlarımız olmuş bu yanlışlardan dönelim diye onlar da kendilerini bir öz eleştiriye tabi tutmuş durumdalar verileri topluyorlar. Rakamlara bakıyorlar ve diyorlar ki evet şurada hata yapmışız. Biz bu hatayı düzeltmemiz lazım. Toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında kız, erkek vesaire bir de 3. sınıf cinsiyet şeklinde bir dayatmayı görünce e, dur bakalım kardeşim biz burada kadına şiddeti önleme noktasında yola çıkmıştık. Siz araya neler sokuşturmuşsunuz, neler getirmişsiniz diyerek şu an itibariyle Aile Bakanlığı olsun. Dört dörtlük olmasa bile atılan adımlar var. Bakın burada Akit'in birinci sayfasındaki haberde var. Benim dikkatimi çekti. Özellikle mahremiyet eğitimi noktasındaki bu aslında İstanbul Sözleşmesi'ni da, dayatanların da bir görüşü olması gerekir. Çocuklarımıza mahremiyeti öğretmemiz lazım. Bir çikolatayla gelen bir yabancı kişinin hemen o çikolatasına çocuklarımız kanmaması gerekir. Bir oyun parkında bir sokağa kapısının önüne bile çıkmış olsa bir büyüğü gelip de sana bir çikolata vereceğim şöyle bir yanağından öpebilir miyim dediği noktada bir yabancı kişi ise bu buna karşı çocuklarımızın da bir eğitimden geçmesi bir de gerekir. ben burada şunu da mesela biz bu manşeti hazırlarken şu sizin dikkat çektiğiniz haberi aile mahremiyet eğitimi haberini biz özellikle buraya yani tesadüfen a burada da yer kaldı değil. Bu iki haberi birlikte ilişkilendirirler tabii, tabii, tabii. Neden? Tabii. Yapılan iyi şeyi görmezden gelmemek adına. Yapılan güzel bir hani sürekli diyor ya siz ...işte birilerinin gazına mı geliyorsunuz? Siz bu konuda Aile Bakanlığını şey yapıyorsunuz. Hani her şeyi yıkmak her şeyi istemezdik. TB mı hareket işte, edelim. Böyle bir böyle bir Asla. Mert. Yani şu haber bilinçsiz bir şekilde burada yer kalmış ne yapalım bu haberi de buraya koyalım diye değil. Özellikle bu iki haberi birleştirmek istedik. Neden? Burada güzel bir şey var. Doğruya doğruya Evet. Ya da yanlış buradaki buradaki yıkmak istiyor. istiyor. Evet şu manşetteki mevzu yıkmak istiyor. Ama ama buradaki neyi görüyoruz? Demek ki Aile ve Çalışma Bakanlığında güzel bir adım var. Dün dediğiniz gibi dün şunla ilişkili işlere imza atanlar bugün evet. Bugün demek ki bir şeylerin yanlış olduğunu görmüşler. Sadece mahremiyet de değil. Bakın İstanbul Sözleşmesi'nde çocuklara, gençlere ailenizle ilgili bir sıkıntı yaşadığınızda başınıza alın gidin mantığıyla bakıyor. Ama burada ne diyor? Ailede kuşaklar arası iletişim diyor. Bakın verilen derslerden biri de eğitimlerden biri de bu kuşak yani baba ile oğul arasında baba farklı bir dönemde yaşıyor farklı alışkanlıkları var. Oğul başka bir dönemde başka alışkanlıkları var. Bunların arasındaki iletişimi de ya da anne kız bunların arasındaki iletişimi de pekiştiriyor. O yüzden ve ben... ayrıca yeni eğitim modülleriyle aile içindeki sorunları çözme becerisi kazandırılması da hedefleniyor. Aile Bakanlığı'nın çalışması. Tabi bunun kapsamında neler olması gerekir? Aile büyüklerine gidip danışılması. Yani i̇şte, 20 yıl 30 yıl evlilik becerisi göstermiş anne babaya gidip işte genç çok sormaları güzel. gerekir. Bu da... İlk bir yılda altı ayda biz şu 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 sorunları yaşıyoruz. Bunları nasıl aşabiliriz diye sormaları gerekir. Siz de yaşadınız mı? Çünkü kavga olmayan bir aile ortamın yok. Hazreti Peygamber bile bu konularda tavsiyelerde bulunmuş, şöyle şöyle davranın diye tavsiyelerde bulunmuş. Hazreti Peygamber'in evinde bile dönemsel olarak da olsa, küçük küçük de olsa bir huzursuzluk olduğuna göre kimse kalkıp da efendim toz pembe bir hayat gibi evlilik kurumunu göstermemesi gerekir. Evlilik kurumu dışında çok daha fecaatler vardır. Evlilik kurumunu kötülemek için, itibarsızlaştırmak için söylemiyorum. Ama küçük küçük hataları veya yanlışları, sorunları da kalkıp devasa sorun gibi görmemek lazım. Her ailede olabilecek şeyleri anne babamıza gidip sorarak, amcamıza, dayımıza, yengemize sorarak bizim şöyle bir sorunumuz var. Nasıl siz başınızdan geçti mi nasıl çözebiliriz diye sorup ona göre de çözüm yolu bulmamız gerekir. Bir izleyicimiz veda hutbesi dururken İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmak nafile diyor. Hakikaten veda hutbesi yani veda hutbesinde Efendimizin erkeklere nasihatı, kadınlara nasihatı, yani herhangi bir sözleşmenin çok çok ötesinde. Hani Ankara Barosu'ndaki bir grup sapkın diyor ya, çağlar öncesinden gelen ses. Evet, o çağlar öncesinden gelen ses... Bugüne de, yarına da, bir sonraki güne de, bir sonraki yıla da, bir sonraki yüzyıla da, gelecek on bin yıla da ...ışık tutuyor, hala yol gösterici oluyor... ...ve yol gösterici Yani oluyor. sadece veda hutbesi ve İstanbul Sözleşmesi olsa... Ve bizim tercihimiz Veda hutbesinden yana kardeşim sizin de tercihiniz İstanbul Sözleşmesinden yana olabilir şeklinde bir ayrım olsa yine de eyvallah edeceğim. Ama bunların tercihleri şu, İstanbul Sözleşmesi olacak Veda hutbesine de kimse itibar etmeyecek. Veda hutbesinde kadınlar size emanettir, Allah'ın emanetidir. Biz emanet Çok... değiliz diyor. Biz emanet tabii. emanet Biz kimse, değiliz de demiyor. Tabii. Emanet memanet değiliz. Değil. Bir de hakaret ediyor tabii, karşı tabii. tarafa yani Hazreti Peygamber'e Cenabı Hakk'ın ilahi düsturuna hakaret edercesine emanet memanet değilim. Emanet memanet değilim diyorsun. Ondan sonra şu veya bu yanlışlar ortaya çıktığı zaman karşına çıktığı zaman sorumlusu dindarlardır diye tekrar İslam dinini ve muhafazakar insanları suçlamaya kalkıyorlar. Dolayısıyla bu şekilde tahkir edici şekilde veda hutbesine yönelik saldırıları olmasa biz deriz ki ya biz hayat yolumuzu Veda Hutbesi'ne göre çizdik. Siz de İstanbul Sözleşmesi'ne göre çiziyorsanız buyurun çizin. Sizin yolunuz size, bizim yolumuz bize deriz. Ama ne yapıyorlar? Bizim tercihimize de hakaret ediyorlar. Tabii. Şeyde de cumhuriyette de e, cumhuriyetin başka bir haberi var aslında manşeti var. Ona geleceğiz ama ondan önce kısa bir şeyi de verelim öyle geçelim. Biz buna çalışıyoruz. AK Parti içerisinde de maalesef birileri bu durumu görmüyor. Sayın Cumhurbaşkanının açık ve net beyanına rağmen bu madde üzerinde tartışacağız, bu maddeleri inceleyeceğiz, gözden geçireceğiz kısmına rağmen bunu görmüyor. Bize siz yanlış yoldasınız diyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi verelim o haberi arkadaşlar. Cumhuriyet'in 5. sayfasında CHP İstanbul Sözleşmesi için sahaya çıktı diyor. Canan Kaftancıoğlu, Canan Kaftancıoğlu, Şişhane Meydanı'nda basın açıklaması yaparak İstanbul Sözleşmesi'ni savundu. 63 Türkiye Türkiye halkının %63'ü sözleşmeyi destekliyor diyor. Aslında burada ilginç bir şey de söylüyor. Bir, bu parametreyi nereden alıyor? Kime yaptırılmış bu anket ya da nereden bu veriyi aldı bilmiyorum ama buradan da şu çıkıyor. Demek ki toplumun önemli bir bölümü de kendileri de kabul ediyor ki bu sözleşmeyi olumsuz bakıyor. Yani hani %63 diyerek bir veri vermiş ama demek ki kalan kısmı da bu sözleşmeye hiç de olumlu bakmıyor. %37'lik bir bölüm. Yani işlerine geldiği zaman şunu söylüyorlar. Ya %1'in bile söz hakkı vardır. Ya. Siz %51 aldınız diye %49'un taleplerine sırtınızı dönemezsiniz diyorlar. Hı hı. Hatta o %49 derken de içinde neler var? HDP'si var, Saadet Partisi var vesaire vesaire. Birbirine zıt iyi partisi var. Birbirine zıt kardeşler var. Onların hepsini bir çuvala doldurup sanki tek bir görüş içinde birleşmişler gibi algı oluşturuyorlar. Ama burada kendi söylemiyle hiçbir resmi verisi de yok. Bir araştırma Nereden falan yaptıklarını da söylüyor. hiç zannetmiyorum. Oturdukları yerden bizim kanaatimiz budur diyorlar. Ya kardeşim sen CHP'nin ilçe teşkilatının içinde eğer bir anket çalışması yaptıysan yüzde 63 Az bile çıkmış %90 çıkması lazım. Orada bile yok emin olun orada bile bu anket yoktur ama ben şeye hayret ediyorum nasıl toplumun %99.8'i İstanbul Sözleşmesi'ne destek oluyor demediğine hayret ediyorum. Normalde beklenen o. Şimdi arkadaşlar size söz gazın hepsini biz içip bitirmeyeceğiz. Durun beyler. Kardeşiz biz bugünkü yazıyı çok beğendim çok güzel bir yazı abi kaleminize tamam. sağlık hakikaten bütün tabloyu da bütün manzarayı da ortaya koyuyor bu gazı biz sadece içmeyeceğiz Ali Bey'in yazısını alalım hemen ekran arkadaşlar bugün güzel bir yazı yazmış Ali Beyler Durun Beyler biz kardeşiz diyor Durun Durun bu kadar üzülmeyin birazcık sevinin bulunan gazı doğal gazı sadece biz içip bitirmeyeceğiz sizlerle birlikte içeceğiz pardon benim de kafamı karıştırdınız ne biz ne de siz doğalgazı içmiyoruz zaten yakacağız diyor. Devamını Ali Bey'den dinleyelim. Öyle bir hava oluşturuldu ki artık yani e, Yılmaz Özdil mesela dünkü evvelsi günkü yazısında vardı, anlatımlarında vardı. Efendim 8 kere daha biz doğalgaz bulmuştuk diyor. Hı hı. Dışarıdan baktığın zaman şöyle bir algı oluşuyor. Vay canına ve AK Parti'ye bak. Hemen sıkıştığı anda lop, doğalgaz bulduk. Hop işte bilmem ne bulduk. Altın bulduk bilmem ne bulduk. Ayaz ojeyi açtık. Her e, köşeye sıkıştığında bir çözüm buluyor kendince. Sonra da unutturuyor onu gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Bakıyorsunuz o 8 tane doğal gaz veyahut da petrol bulduk şeklindeki açıklamalara bakıyorsunuz. Küçük küçük 3 milyar metreküp, efendim 2 milyar metreküp. Şu anki 320 milyar metreküplük yani e, şimdi şeyle İslami kavramlarla alay ediyor gibi algılanmasın. Kimse öyle bir şey söylemesin bana ama zekatın nispetindeki bir değerde bile 320 milyar metreküp. Ve bugüne kadar bulunan diğer o yapılan açıklamaların tamamını topladığınız zaman 13-14 milyar metreküplük bir Rezervden bahsediyorsunuz 13 milyar metre küplük. Heh, eski yıllarla kıyaslarsanız o 13 milyar metre küp de yok AK Parti öncesinde. Dolayısıyla AK Parti küçük küçük bulmuş, biri bulmuş, iki bulmuş, üç bulmuş ki bunların bazıları da gerçekten çıkartmaya değmeyecek kadar küçük oranlarda olduğu için de çıkartılmamış. Tam da bugün bu istemezükçülerin söylediklerinin durumdaki küçük miktardaki rezervleri gerçekten çıkartmamışız. Ama şimdi 320 milyar metre küpü daha Amerika'sından bakın Rusya'sına, Azerbaycan'ına, İran'ına kadar herkesi telaşlandırmış durumda. Sonuç itibariyle Azerbaycan dost bir ülkede olsa e burada büyük bir para kazancı var kendisinin. Doğal zenginliği sebebiyle İran komşu ülkemiz olmasına rağmen yine bize büyük oranda doğal gaz satıyor. E Rusya Bizi zaten köşeye sıkıştırmak için birçok vesile arıyor. Libya'da bizim sözlerimize bir türlü gelmiyor. Suriye'de her seferinde mızıkçılık yapıyor. Dolayısıyla bu çerçevede Türkiye'nin elini güçlendirecek bir rezervi bulmuşuz. E arkadaşlar balık hayatını düşünüyorlar. İnsan hayatını düşünmüyorlar ama. Biz burada ne yapacağız demiyorlar. Şimdi... 2006 yılında dün getirmiştim ama gösterme imkanı olmadı. Cumhuriyet Gazetesi 20 Ocak 2006 yılında şöyle bir manşet atıyor. Türkiye donacak. Türkiye donacak. Kışın ortasında. Ne zaman onu? 2006 yılı. 2006. 2006 yılının Ocak ayının 20'sinde beyefendiler Tir tir titreyen soğukta insanlarımızın olduğu bir mevsim şartları altında Türkiye donacak diye ahlaksızca başlık atıyorlar. Nedir olay? İran doğal gaz sevkiyatında biraz kısıtlamaya gitmiş. Tabii. Ey vatandaşlar diyor ey 80 milyon Türkiye mahvoldunuz bittiniz tir tir titreyeceksiniz şu an titriyorsunuz. Eğer yeterince doğalgazınız yoksa veya kömürle ısınıyorsanız ki 2006'dan bahsediyoruz. O tarihlerde doğalgaz bu kadar da yaygınlaşmamıştı. E kömürünüz bitti, yan ayvayı yediniz diye bir insanları te, e, telaşa sevk ediyorlar. E ne oldu o tarihte? 2006'da ne oldu? Var mı hatırlayanınız? Evinde doğalgaz bulamayan Ocağında doğal Aynen. gaz bulamaya. O, o anki nefretleri bu anlaşmanın İran'la yapılmasınaydı. Hatırlayın, işte gaz kesintisi olduğunda ne dediler? Allah'ın takdiri diye bir madde var. İran işte işine geldiğinde onu işletti, işine gelmediğinde bunu işletti, şunu yaptı, bunu yaptı. Şeriatçı bir ülkeden gaz alınıyor, bilmem ne getiriliyor. Tam da ifade de o zaten. Sibirya soğuklarının yaklaştığı bir dönemde İran doğal gaz vanasını kıstı. İran'la kavgaları var. Layıkçı kesimin Tabii. Çünkü, ve bu çünkü çerçeveden o dönem, çıkış noktası. O dönem hatırlayın onu satıyorlardı. AKP'nin tırnak içerisinde AKP'nin izleyicilerimiz AKP mi diyor diyecek de Onların ifadesini zorla kimseye AK Parti dedirtemeyiz. Tırnak içerisinde AKP'nin gizli bir ajandası var bu ajanda da Türkiye'yi İran'a dönüştürmek diyen adamlar o ara hatırlayın kapatma davası da gündemde AK Parti'ye ilişkin işte birçok senaryoyu devreye sokmak üzereler. İşte gittiler İran'dan da şeriatçı yobazlardan da tırnak içerisinde yine. Benzer başlıkları dediler. biz 2010'da, 2012'de, 2013'te de gördük. Hı. Yine benzer şekilde ağır kış şartları yaşandığında efendim dediler ki 2015'te Rus uçağının düşürülmesi sonrasında da aynı şeyleri gündeme getirdiler. Efendim biz Rus Su çağını düşürdük. Şimdi ayvayı yedik. Ruslar doğalgazı kestikleri an biz kışı geçiremeyeceğiz. Toplu ölümler olacak diye Cumhuriyet Gazetesi yayınlar yaptı. Haberler üretti. Şimdi bu riyakarlıkları, bu sahtekarlıkları topladık, topladık, topladık. Bugün geldik belki biraz sonra değineceğiz. Ben konuyu değiştirmiş olmayayım ama samana getirdik. Evet. Ona reklamdan sonra geleceğiz. Reklama girmemiz lazımmış. Kısa bir reklama gelelim. Ondan sonra samanla beslenenlere bakalım. Kimler saman yiyor? Ne yapıyor? manşetlerin dili kaldığı yerden devam ediyor. Programa reklam arası vermeden önce Ali Bey kısa bir giriş yapmıştı. Gelecek olacaksak eğer demişti samanla alakalı bir durumu söylemişti. Cumhuriyet gazetesinin manşetini işaret etmişti. Her sıkıştıklarında saman kara borsada bugünkü manşetiyle ifade etmiş. Ama sürekli zaten dönüyorlar dolaşıyorlar saman fiyatları ne oldu? İşte 320 milyar metreküp gaz bulduk. E saman fiyatları ne olacak? İşte samana çok ihtiyaçları varmış anlaşılan. <laughs> kanal İstanbul saman fiyatları ne olacak? Şu oldu saman fiyatları ne olacak? Yerli otomobili yapacağız saman fiyatları ne olacak? Nükleer santralin temelini attık ya saman ne olacak? Saman 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 saman. Başladıkları ve bitirdikleri nokta saman et ve süt ürünlerinin aslında bir üçkağıtçılık da gizli arkadaşlar o manşeti verelim ekrana orada bir üçkağıtçılık da gizli onu da birazdan söylemek lazım biz de bugün o habere değindik e, o üçkağıtçılığı da ifşa etmek adına aslında yani organize bir plan var burada et ve süt ürünlerinin fiyatı hayvan yemine bağlı. Onun fiyatı ise tarihi rekor kırıyor. Saman kara borsada. Şimdi peşinden 3-4 gün sonra da şeyi yapacaklar emin olun. Buğday ithal ediyoruz. Şuna da bakmadan yapacaklar. Türkiye Avrupa'nın en büyük unlu mamül üreticisi ülkesi olmasına da bakmadan buğday ithal ediyoruz diyecekler. Sözü size devredeyim. Şimdi saman kara borsada deyince Cumhuriyet Gazetesi arkadaşlar daha vermediler. Evet şimdi vermiş oldular. Saman kara borsada e, o zaman hemen bakın yatırım aracı falan da oldu diyorlar. 650 liradan da 940 liraya çıkmış. Çok güzel bir yatırım aracı olduğuna göre bütün Cumhuriyet okurlarını ben davet edeyim. Samanalım. Evleri, arabaları satsınlar, altınları, altınları satsınlar, doları, moları satsınlar, samana yatırsınlar, ...acayip para var bu işte... Tamam. ...650 liradan 940 liraya... ...daha durmaz bu 940 lirada... ...1500 lira, 2000 lira, 3000 lira... ...Borsa'da da hemen bir şirket kursunlar. <laughs> ...acayip para var bu işte... <laughs> ...atlasınlar... ...eğer saman kafalı okuru varsa... ...bunu yapan bir okuru varsa... ...cumhuriyetin devam etsin buna... ...ama aynı kafayla, aynı mantıkla... ...daha önceden de haber yapmışlar... ...saman fiyatı %400 arttı... ...2012 yılı... ...2012 yılında da burada... Saman fiyatı yani sadece saman desinler fiyat desinler 2012 desinler Google'a bassınlar görecekler. 2010 aynı başlıklar. 2006 2008 aynı başlıklar. Milimine kadar ve ben köyde yaşamadım. Tarımcılıkta, hayvancılıkta ukalalık yapacak değilim. Ama bakıyorum şimdi Hepsi de 20 Ağustos'ta 30 Ağustos arasındaki haberler bunlar. Yani 2012'de de 20 Ağustos 30 Ağustos arasında yapılmış bu haber. E nedir? İşte hassas zamanı ondan sonra zamanın oluşma zamanı. Dolayısıyla o tarihlerde böyle bir şey yapıyorlar. Böyle bir algıyı oluşturuyorlar. Saman fiyatı %300 arttı, %400 arttı. Zaten Habertürk yapmış mesela 2018 yılında saman fiyatı arpa, arpa ve buğday ile yarışıyor. Tonu 800 lirayı buldu. Şimdi... 650 liradan 940 liraya. yani demek ki gerisine önce, düşmüş. 2 sene önce aslında şu anki fiyatın gerisindeymiş. İki sene önce. Şimdi 650 liradan çıkmış 800 lira. ya. 800 lira. 650 liraya, liraya Heh. indiğini söylemiyorlar. Yani bu nedir? Dönemsel olarak. Nasıl ki domates şu an ne diyorlar? 30 kuruş diyorlar. Evet, Peki domates kışın ortasında kaç liraydı? 15 liraydı, 13 liraydı. 13 lirayı baz alıp domates sanki bütün 12 ay boyunca bütün mevsimlerde 15 liraya satılıyormuş gibi bir algı oluşturuyorlar. İyi güzel de kardeşim daha sen Cumhuriyet olarak, Sözcü Gazetesi olarak daha bir hafta önce... Nide Milletvekili CHP Fethi Gürer'in ağzından tarlalarda domateslerin eşliğinde fotoğraf çektirip de bu domates 30 kuruş diye haber yapmadın mı? Riyakarlığa bakın. Domates 30 kuruş ama saman 1 lira. Şu hesaba göre eğer 940 liraysa 1000 liraya yaklaştı diyorlar. Tonu 1000 liraysa kilosu 1 lira. Domatesin 30 kuruş olduğu bir ülkede saman bir lira olmuş. Bunların hepsi nedir diye soracak olursanız dönemsel olarak işte algı çalışmaları bir yerden çıkartıyorlar. Efendim samanın fiyatı şu kadar. Siz geneline bir bakın bakalım. Türkiye geneline bakın. Türkiye genelinde bu fiyat mıdır? Gerçekten satmak istediğiniz zaman bu fiyata mı satıyorsunuz? Yoksa dönemsel olarak belli bir yerde bir ihtiyacınız var. Köşeye sıkıştınız. Orada da bir tane kara borsacı var. O kara borsacının size verdiği fiyat mıdır bu fiyat diyerekten buna bakın. Veyahut da işte burada verdiğimiz örnekteki gibi iki yıl önce bile acayip fiyatlandı diye söylediğiniz 800 lira diye belirlediğiniz o Saman fiyatı geldi, geldi, geldi. Şimdi kendiniz söylüyorsunuz. 650 liraydı diyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla bunların üzerinden yürürlerken şunu da hatırlatmamız lazım. Televizyonlarda da, değişik kanallarda da bunlar tartışılıyor tabii. İnsanlarımız diyorlar ki ya kardeşim biz İHA-SİHA yapıyoruz. Uçak yapacak noktaya geldik. Yerli otomobil yapacak noktaya geldik. Diyorlar. Hemen ağzına kapatıyorlar. Ama kendileri bizim ...üretimimiz olduğu zaman... ...ya kardeşim sen ne üretiyorsun ki... ...Amerika'nın bir tane tableti... ...senin 100 kilo fındığına işte... ...fındık üretiyorum diye... ...övünme kardeşim diye... Tabii, ...bir tane tablet, tablet alıp yapıp... ...satıyor sana oldu bitti diyor... ...şimdi geldik geldik geldik... ...saman kafalılık yapmak için adeta... ...samanı ithal ediyoruz diyorlar... ...50 milyon ton... ...saman tüketimi var Türkiye'de... ...50 milyon tonun içerisinde... ...binde birlik bir pay binde birlik bir pay dönemsel olarak ithal edilmiş. Bunu artık sanki sabahtan akşama kadar bir saman ithal ediyormuşuz gibi saman da ithal ettik ya diyor. Yani şöyle düşünün köylük bir yerdesiniz diyelim. Bütün evinizin ekmek ihtiyacını siz kendi evinizde üretiyorsunuz ama Kışın bir gününde veyahut da herhangi bir sebeple hastalandığınız e, hastalandınız veya bir sıkıntı yaşadınız. Komşudan gidiyorsunuz veya gidip ilçeden bir tane ekmek alıyorsunuz. Bir tane ekmek. 365 gün boyunca ikişer ekmek harcasanız 700 ekmek harcıyorsunuz. 700 ekmekten bir tane veya iki tane günün birisinde ekmek almışsınız dışarıdan. Ekmeği dışarıdan alacak hale geldik diyorsunuz. El insaf ya el insaf. Şeyde var orada. Şimdi diyor ki, tekrar cumhuriyete verelim mi arkadaşlar? O üst başlığında, az önce şimdi ekranda gelen şeyle ilişkilendireceğim. Üç gündür yine başka bir mevzuyu konuşuyorlar. Diyorlar ki Venezuela'dan peynir ithal edecek duruma geldik. Venezuela'dan peynir ithal ediyoruz. Bunu söyleyenler de Hollanda'dan peynir ithal edip yiyen adamlar. Yani oradaki gördüm. peyniri de işte Hadi. özel olarak ha. bilmem markaydı veya marka olmasa bile onu şu da tadı var, bu tadı var diyerek Samanla güzel. birleştiriyorlar. Bakın onu da samanla birleştiriyorlar. Aslında gizli bir mesaj veriyor perde arkasından. Türkiye'de saman pahalı. Türkiye'de saman pahalı olduğu için et ve süt ürünlerinin fiyatları yeme bağlı. Bu sebepten Türkiye artık kendi peynirini de üretemeyecek duruma geldi. Bunu da Venezuela'dan, ta Venezuela'dan getirtiyorlar diyorlar. Şimdi e, bizim şeyi verelim. Bu haberi, bu haberi adeta bu mantığı gördük. Dün bunu 7. sayfanın tepesine, manşetine koyduk. Dedik ki Venezuela'dan peyniri söylüyorlar ya aslında perde arkasındaki mesaj diyorum ya şey... Türkiye saman ithal edecek duruma geldi. Saman pahalı. Bu yüzden hayvan bu samanı yiyor. Sütü bu yüzden pahalı. Pahalı olduğu için peynir yapılamıyor. Yapılamadığı için biz Venezuela'dan alıyoruz. Oysa Venezuela'dan alınan peynirin hikayesini Tarım ve Orman Köy İşleri Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Yunus Kılıç çok ilginç bir şekilde anlatıyor. İthalat ve Venezuela ile aramızdaki ithalat ihracat dengesi de bir kalemi. Bir eksikliği gidermek için yaptık diyor. Hatırlayın İran'la şu... Gelen bir gaz... peynir falan da yok, yok şu an. Ama, ama hatırlayın İran'la gaz e, alımı ABD'nin ambargosu devreye girdiğinde alamazsınız dediğinde dönemin enerji bakanı Tener Yıldız ya Şırnak'taydı ya Hakkari'deydi yanlış hatırlamıyorsam ya da Batman'da da olabilir. Yani o bölgede civar illerden birinde bir açıklama yapmıştı. Biz İran'la gerekirse o gazı patates takas eder, yine de alırız demişti. Aslında burada verilmek istenen mesaj da o. Biz bir işimiz var Venezuela ile. Bir şey yapıyoruz. Bunun karşılığında bir kalem almak zorundayız Venezuela'dan. Bu kalemi Büyük de... Büyük ihtimalle Amerika'nın koyduğu yine Venezuela'ya koyduğu ambargo o kadar, var. Ha, o ambargo çay nakit para akışı işte, olmuyor. Aynen ama Ve Bu ahlaksızlıktır. Ha, i̇hanet. Bu işte, ihanet medyası. Bu Amerikancılıktır. Ha, bu Amerikan işte, uşaklığıdır. Kesinlikle. Amerika'nın uşaklığını yapmak için Kesinlikle. şunu demiyorlar. Ya adam Amerika haydutluk yapıyor, Venezuela'ya ambargo koyuyor. Biz de Biz sattığımız malın Bravo. parasını alamıyoruz. Bari ne yapalım? Bir ne yapalım? Bir şeyle ne değiştirmek alalım. zorunda kalıyoruz. kalıyoruz. Evet, bir şey veriyoruz, karşılığında bununla değiştirmek zorunda. Şu bizim gördüğümüz haberi cumhuriyetteki vatan sevdalıları isminin önüne TC yazan adamlar görmüyorlar mı? Görüyorlar ama işlerine gelmiyor bunu yayınlamak. Neden? Bunu yayınladıkları zaman şu manşetteki o et ve süt ürünleri bulamıyoruz, saman yüzünden diyemeyecekler. Okuru diyecek ki kardeşim sen birden kaldırıp böyle demişsin ama içten de diyorsun ki ya biz bu sütü bir şeyin karşılığında Venezuela'ya ABD'nin dayattığı bizim de o dayatmayı arka kapıdan dolaşmak için kullandığımız bir malzemenin karşılığında alıyoruz ya da alacağız diyemiyorlar. İşte böylesine vatan haini, böylesine ihanet içinde olan medya var. Ben kısa kısa arama yapmıştım sabahleyin gelmeden önce Cumhuriyet'teki haberi gördükten sonra. Onları da hatırlatalım ki izleyicilerimiz böyle tekil örneklerle, ya onlar tekil bir olay söylüyorlar, siz de tekil bir olayla cevap veriyorsunuz demesinler. Sözcü gazetesi... 30 Ağustos 2017'de haber yapmış. Türkiye 5 yıl sonra saman ithal ediyor. Hı. Şimdi 3 yıl geçti üzerinden. Saman ithalatıyla ilgili ne sıkıntı biliyor Türkiye'deki insanlar? Evet şehirdeki insanlarımız belki haberleri yoktur ama çiftçiye kardeşlerimiz ne sıkıntı yaşadıklarını söyleyebilirler. Ya biz saman bulamadık veya samana şu kadar para ödedik, bu kadar para ödedik diye bir sıkıntısını dile getiren bir insanımız var mı acaba? Devam ediyorum. Sözcü gazetesi yine sakla zamanı gelir zamanı diye haber yapmışlar. Bu da 2012 yılından. Yine burada da söyledikleri şey geçen yıldan bu yana saman fiyatları 4 katı olmuş. Bakın 4 kat, 10 kat, 20 kat yani biraz önce belki ironi yapmış gibi olduk. Efendim evi, arabayı satın. Altınları, bilezikleri falan satın. Hatta bilekliğiniz veya kolyeniz falan varsa küpelerinizi bile satın samana yatırın derken ironi yapar gibi olduk ama bunların bu haberlerine baktıkça ironi falan yapmıyoruz. 2012 yılında 4 katı birden artmış. İşe bakın 4 kat. Devam ediyorum. Yeni Asya muhafazakar bir gazeteye sözüm ona. Onun da yaptığı şey 2018 yılında yaptığı haber. Saman fiyatları %100 arttı. Bunu bulmak için de herhangi bir şekilde gazeteci olmasına şuna buna gerek yok. Google'a bassınlar. Dediğim şekilde saman fiyat desinler 2012 desinler önlerine dökülüyor. 2013 desinler aynı film değişik şekilde vizyona girmiş. 2014'te aynı film tekrar sahneye koyulmuş. 2015, 2016, 2010, hep aynı filmi tekrar tekrar aynen o Kayserili'nin eşeği boyayıp boyayıp satması numarası gibi. Evet. Şimdi bunu kapattıysak karara dönelim. Karar manşeti hazır mı arkadaşlar? Onu verelim ekrana. Şimdi dün konuştuğumuz bir mevzu vardı. Şu e, İstanbul'da takviye hazır kuvvet müdürlüğü kurulacak. E, onunla ilgili onu kaşımaya devam ediyorlar olayı. Çok açık ve net bir şekilde aslında ortada olmasına rağmen mevzu. Dün şu mu olacak acaba bu mu olacak bundan çekiniyorum şundan çekiniyorum diyenler bugün devam ettirmişler. Bugün de eski e, başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu devam etmiş. Ne gerek var? Kim denetleyecek demiş. İçteki şeyi daha da komik aslında. Sezgin Tanrıkulu'nun şeyi var, açıklaması var içte. O yani bir hukukçu, hukukçu kimliği taşıyan bir adam nasıl bunu söyler bilmiyorum. O da demiş ki siyasetçilere siyasetçileri takip etme yetkisi var mı? Yani hani İstanbul'da takviye hazır kuvvet diye bir birim kuruluyor. Yani İstanbul'da Cumhurbaşkanlığına bağlı istihbarat şube demiyor. İstanbul'da işte özel kişileri takip etme birimi ya da başka bir şey değil, takviye hazır kuvvet. Yani takviye hani adı da anlatıyor zaten kendisini. Ama Sezgin Tanrı kulübü yorumlarken siyasetçileri takip edecek. Yani şunu demek istiyor. Aslında böyle bir birim kuruluyor. Bu adamların işi İstanbul'da, Ankara'da çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partili siyasetçileri gizli gizli izlemek olacak demeye getiriyor. Onlar tabii FETÖ'cülere baksınlar. FETÖ'cüler bütün telefonlarını şunları bunları dinlediler. Hatta genel başkanlarının, CHP'nin genel başkanının yatak odasına bile kamera koydular, çektiler. Ondan sonra şantaj yaptılar. O şantajlarda belli bir noktaya geldikten sonra da ya bu kadar da uzun boylu değil deyince Deniz Baykal gerekeni yaptılar, indirdiler o adamı. Dolayısıyla onlar öncelikle FETÖ'cülere, o iş kotardıkları bugün bile hala gidip FETÖ'cülerden var mı elinizde böyle gündem yapacağımız, çarpıtılmış da olsa, bilmem tahrif edilmiş de olsa, montajlanmış da olsa, bilgiler varsa yollayın da biz bir basın toplantısıyla duyuralım dedikleri FETÖ'cülere sorsunlar. O siyasetçileri takip etmeydi, bilmem neydi. O işlerden AK Parti'de hiç kimse de böyle bir akıl yoktur. Ama velakin Gelin görün ki Ahmet Davutoğlu ne gerek var kim denetleyecek diye çıkıyor. Yani polis içerisinde bir ayrı birim kurulmuş. Yıllardır değişik değişik birimler kurulmuş. İhtiyaca bağlı olarak bu birimler geliştirilmiş. Aynı birim içerisinde farklı kollar açılmış, farklı masalar açılmış. Terörle mücadele şubesi denilmiş, terörle mücadele şubesinde değişik masalar açılmış. Zamana göre, ihtiyaca göre değişik değişik ki eski yıllarda bu iş istismar da edilmiş. Yani hukuk devleti olma noktasında eksiklerimiz olduğu karakollarda kamera mamarayı boş verin. O karakoldaki küçücük bir komiserin bile buranın haşa Söylemeyeyim, benim dediği dönemlerde hiç kimsenin bir itirazı çıkmamış. O sezgin tanrı kulular, o işlerin istismarıyla PKK'nın kuruluşunda, şunda bunda en azından avukat olarak o PKK'lıların savunma noktasında katkıları olmuş. E şimdi gelmişler, hukuk devletine bağlı olarak kurulmuş bir, takviye birimiyle, polisle ilgili bu birim için böyle riyakarca ifadeler kullanıyorlar. Ama benim garipsediğim şey şu, bu ülkede bir buçuk yıl, iki yıl Ahmet Davutoğlu başbakanlık yaptı. Boğaz içinde okudum kardeşim ben öyle boru değil bu okul diye hava atıyor. Boğaz içinde ben ders verdim, hocalık yaptım. Bizim yaptığımız Boğaz içinde eğitim vermek diyerekten hava atıyor. Gelin görün bakın ne diyor şimdi. Karar olduğu için AYM'ye götürülemez. Karar olduğu için yani bu kararname değilmiş. Cumhurbaşkanı kararnamesi değilmiş. Kararmış. Aa! Ya bilmiyorduk biz bunu. Devam edelim. 20 Ağustos'ta yayınlanan kararda takviye hazır kuvvet müdürlüğünün il emniyete değil merkeze bağlı olduğuna vurgu yapıldı. Kararname yerine Cumhurbaşkanı kararıyla alınmasından dolayı düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'ne götürülemeyeceği belirtildi soru işaretleri doğuran yeni kuvvetin İstanbul'da 500 kişiden vesaire vesaire diye devam ediyor. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun eğer açıklaması ise Ahmet Davutoğlu'nun resminin yanına koyduklarına göre belirtildi, belirtildi şeklindeki ifadelerini de ona yönelik olarak ki Karar Gazetesi de zaten Ahmet Davutoğlu'nun yakın olduğu bir gazete olduğu için böyle bir yorum yapıyorum. E ben şimdi genel olarak söyleyeyim. Anayasada İdarenin her türlü eylem ve fiilleri, işlemleri yargı denetimine tabidir diye genel bir düzenleme var. Anayasa bu, boru değil. Boğaziçi Üniversitesi'nde farklı, İstanbul Üniversitesi'nde farklı, Anadolu'daki şu üniversitede farklı öğretilen bir şeyden bahsetmiyorum. Anayasanın 125. maddesi. İdarenin her türlü eylem ve işlemleri yargı denetimine tabidir. Şimdi siz buradan nasıl efendim anayasa mahkemesine götüremiyorsunuz? Anayasa mahkemesine götüremezseniz biraz okuyun, öğrenin. O zaman da danıştaya götürürsünüz eğer bireysel bir işlemse veyahut da kararnameler için anayasa mahkemesine götürme imkanı olduğuna göre düzenleme şeklindeki idarenin diğer işlemlerini de danıştaya götürme imkanı olduğuna göre bunları da siz danıştaya götürür, gerekiyorsa da iptal ettirirsiniz. Ama gelin görün ki kin, nefret, husumet öyle gözlerini bağlamış ki işte böyle hem kendi cahilliklerini ortaya koyuyorlar. Yani bir hukukçuya sorsanız, 3 yıllık, 5 yıllık bir hukukçuya sorsanız, hatta hukuk fakültesinde bu dersleri yeni almış bir öğrenciye bile sorsanız, size der ki, kardeşim ister karar yapsın, ister kararname yapsın, ister tüzük yapsın, ister bilmem ne yapsın, ne yaparsa yapsın. Ha anayasa mahkemesi, ha danıştay. Ama mutlaka bir yere götürülür bunun yargı denetimi için. Çünkü anayasada madde var. İdarenin, idare dediğimizde Cumhurbaşkanından başlayın. Beldedeki bilmem kime kadar hepsinin bütün idari işlemlerin hepsi yargı denetimine tabidir. Dolayısıyla burada da fındık kabuğunu dolduracak bir mevzu yok. Daha ortada hiçbir şey yok. Ayasofya'nın açılışında görev yapmıştı diyorlar. Var mı bir itirazınız, şikayetiniz? Ne yaptı bu adamlar? Gelene geçene tokat mı attılar? Ne yaptılar? Söyleyin. Siyasileri takip edip Muharrem İnce geldi, çayırda namaz kıldı. Çayırda namaz kılarken de cep telefonuyla oynadı diye bir bilgi mi aktardılar? Ne yaptılar? Bir operasyon mu yaptılar da bu kadar itiraz ediyorsunuz? Yoksa Derin örgütlerle bir ilişkiniz evet. var da oradan mı rahatsızlık duyuyorsunuz? Artık şu 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 suçlar işlenemeyecek diye mi acaba telaşlanıyorsunuz diye evet. soruyorum. Şimdi bir son dakikamız varmış ee, izleyicilerimiz de uyardı Hüseyin Bey atmış bir başka izleyicimiz de yine paylaşmış. Ee, o video hazır mı arkadaşlar? Ekrana verelim de o videoyu. Metrobüs İstanbul'da metrobüs yanıyor şu an. Evet görüntüler çok yeni. Ajanslara da daha haber merkezlerine de düşmedi. Yolda cep telefonundan hem bizim yayınımızı takip eden hem de aynı zamanda aracıyla işine gitmek üzere hareket eden izleyicilerimizden bir ya da birkaçı çünkü eşim çekti demiş herhalde. bir metrobüs yanıyor. İnşallah can kaybı yoktur. Evet şu an dumanlar Allah korusun. Içerisinde. Allah korusun diyelim. İnsanlarımızda da çok tedirgin bir hal olmadığına göre inşallah otobüs içerisinde kalan kimse yoktur diye temenni edelim. İnşallah. İnşallah. Evet Met İstanbul'da şu an bir metrobüs yanıyor. Yani ama işte manzara tablo şu. Bakın ben de aktif bir şekilde metrobüs kullanıyorum, otobüs kullanıyorum. Çok hızlı çünkü. Ee, yani o kadar kötü işletiliyor ki Hakikaten her şey hani güzel o kadar olacak. kötü işletiyor Her şey ki. çok güzel i̇şte, olacak. Evet. Sayın İmamoğlu'nun her şey çok güzel olacak Şeyi, İstanbul'da ben sürekli yaşıyorum. Ben şahsen metrobüste ki yıllarca metrobüs AK Partili İETT'de de işletirdi. Ben şahsen otobüs yangını şu ana kadar bugüne kadar bilmiyorum. Şehirler arası yolculuklarda Mercedes'in otobüsleri bol bol yanardı. Kırıkkale'de bir davada açılmıştı. O davadan sonra da ciddi anlamda bazı sorgulamalar da yapılmıştı ama... Şehir içi trafiğindeki metrobüs olsun, diğer otobüsler olsun. Ben şimdiye kadar İETT'de veya AK Partili belediye döneminde bir otobüs yandığını ben şahsen hatırlamıyorum. Evet. İnşallah her şeyin ötesinde, siyasetin ötesinde, düşüncenin ötesinde, her türlü e, şeyin ötesinde bakıp inşallah burada bir can kaybı yoktur. İnşallah bir sıkıntı e, yoktur diye mala gelsin diyoruz gelen. Devam edelim arkadaşlar. E, şimdi... Bir kartvizit var. Verelim onu ekrana. Bir kartvizit var. Ee, güzel bir kartvizit. Benim ilk defa duyduğum bir makam. İlk defa gördüğüm bir e, makamı anlatıyor. Ee, evet. Şey hakikaten görüntü çok kötü geçelim arkadaşlar bunu yani itfaiyeye de bir soru işareti koyalım yani arabaların akışı vesaire belki izleyicimiz hemen anında bu fotoğrafı bu videoyu yolladığı için belki şu an e, olayın ikinci dakikası üçüncü Mugtemelen dakikası da olabilir da öyle. ama Mugtemelen yani itfaiyenin de anında burada olması Çünkü... da gerekir onu da söyleyelim İtfaiyemiz de her şeyin çok güzel olacağı Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki belediyenin hali Oradaki tablo şu ama hatırlayın itfaiye deyince aklıma şey geldi. Bunların bir daire başkanı yok muydu? Bir ahlaksız yok muydu? İtfaiyedeki erlerle falanca birimdeki kadınları tanıştıralım. Ondan sonra Evlen, Akşam yeme buluşsunlar olsun, olsun, vesaire dedi. Böyle Hala yargıda ya. hesabını ya. veriyor. Önce i̇şte. Milli Gazete hemen haberini yaptı. Ekrem İmamoğlu aldı onu görevden canım. Tamam gitti o Yeşim Meltem Şişli dedi Milli Gazete. Yeni Asya'da hemen peşine takıldı. Evet 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 başörtülülere hakaret eden Yeşim Meltem Şişli, Şişli oldu gitti dediler hala aynı bayan aynı görevde devam ediyor. Hem İktaş'ta yönetim kurulu üyeliğine devam ediyor hem de diğer genel sekreterlikteki görevine devam ediyor. Ama maalesef ki maalesef her şey çok güzel olacak diye bizim muhafazakar kesimden de oyları alarak sonuçta Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanlığı koltuğuna oturtturmuş olduk İstanbullu olarak. İşte yani şu tablonun da acısını, cezasını, sıkıntısını maalesef İstanbul halkı çekiyor. Maalesef biz çekiyoruz. Ee, i̇nşallah can kaybı yoktur şu manzara, şu tablo karşısında. Çünkü Allah hakikaten... korusun diyelim. Allah i̇nşallah. korusun. Sonuç itibariyle insanlarımız AK Partili veya CHP'li diye zarar uğramıyorlar. Sonuçta bir beldedeki yanlışlar sebebiyle ayeti kerimede de öyle geçer ki toplu olarak bir belde yerin dibine geçirildiği zaman o beldedeki insanların da yanlışlara muhalefet etmemesi sebebiyle cezalandırıldığı anlatılır. E şimdi evet. burada da hepimiz otobüslere biniyoruz. çok vahim ya. Hakikaten. Hepimiz bu biniyoruz. Nereden gelmiş Ali Bey? Evet, son dakika izleyicilerimiz için Akit TV farkıyla bu görüntüyü veriyoruz. Henüz sosyal medyada dahi düşmemişken insanlar görüyorsunuz bir ee... İETT otobüsü, otobüs e, metrobüs hattında çalışan bir otobüs şu an alev alev yanıyor. Vatandaşlar otobüsten çıkartılmış durumda. Ne itfaiye var ortalıkta, ne başka bir şey. O üst geçide de sıçramış görüyorsunuz Ali Bey. O direkt evet, komple evet, yanıyor. Evet, evet. Ya inşallah kötü bir şey yoktur. İşte bir son dakika. Bakın. Görüyorsunuz. Bakın. Müdahale şu. Elde elde bir küçük yangın söndürme tüpü neye yetecek? ne yapacak bilmiyoruz. Yani o metrobüsler o şeritlerde özel olarak kullanıyorlar. Şimdi şurada en azından 4 tane 5 tane metrobüsün kendisine has olan o yangın söndürme araçlarıyla birlikte buna en azından başlangıç noktasında şu noktaya geldikten sonra tabii artık müdahale edilemez ama e, itfaiyemiz yok. O diğer metrobüslerimizde belki yeterince yangın söndürme e, araçlarımız yok maalesef ki evet, maalesef. İnternet siteleri de şimdi düştüler ekranlara şimdi son dakika düşmeye başladı Bakırköy İncirli'de metrobüs hattı. Üzerinde bir yangın gerçekleştirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu da klasik matbu bir ifade vardır yani ihbar üzerinden çok sayıda. Yani otobüs gitmiş, bırakın onu üst geçide sıçramış. İtfaiye? Yok. Niye? Çünkü daire başkanı, onlar akşam, affedersiniz benim dilim bile varmıyor... İsme'nin kızlarıyla buluşsun diyecek kadar ahlaksızca İstanbul'u yöneten bir ekip. İşte her şey çok Maalesef. güzel oluyor. Maalesef. Yani, yani tekil olaylardan ben genel çıkarımlarda tablo bulunmayı bu ama. hiç tercih Bakın, etmem. Tablo bu. Ama dediğiniz hatırlattığınız o olayın sonrasında bunlar yaşanıyorsa evet. yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde göreve gelen bir bayan Başörtülü bayanları toplayıp o ahlaksızca teklifi itfaiye elleriyle buluşturalım diye söyledikten sonra bu tabloyla karşılaşıyorsak biz artık biz bunları tekil olay olarak değil o kafanın o mantığın işletemediği Tabii, heh, işte böyle batırıyorlar. Olarak görmemiz böyle batırıyorlar. Böyle mahvediyorlar. Bakın gelecektik birazdan o şeye ama şimdi söyleyeyim yeri gelmişken yani e, akşam gazetesinde İç sayfada bir haber var. Ee, diyor ki işte koronanın nasıl yayıldığını anlatıyorlar. Ee, bir akademisyenin çalışmasından bahsediyorlar nasıl yayıldığına ilişkin koronanın yani İstanbul'da koronayı, korona hastalığını en fazla en fazla e, yayan, yayan, yaygınlaştıran halkın bu enfeksiyona yakalanmasına neden olan şey toplu ulaşım. Bakın. Diyor ki Mustafa Ilıcalı. Şu manşeti de gösterelim arkadaşlar. Mustafa Ilıcalı. Bakın. Evet. Toplu ulaşım yayıyor. İstanbul'da maalesef ve maalesef İstanbul'da toplu ulaşım yayıyor. İstanbul'da toplu ulaşımdaki yoğunluk her geçen gün artarken en çok bulaşının işte, otobüs ve metrobüslerde olduğunu belirten Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı kademelendirilmiş mesai tavsiyesinde bulundu. Tabii o da ayrı şey. Kademelendirilmiş mesai tavsiyesinde bulunuyor da İETT yarım performansla çalışıyor. Binlerce araç bakın hemen bizim gerimizde Halkalı'da şurada İETT garajı var. Şimdi gidip bakalım. İnanmayan varsa hemen gidip bir kare fotoğraf çeksin. Yalan söylüyorsunuz kardeşim desin. En az 2-3 bin araç yatıyor orada. O şekilde bekliyor bir kısmı da böyle gece gündüz sahaya sürülüyor. Denetim yok, inceleme belki yok. Belki eski dönemde fazladan alınmıştır. Belki eski dönemde ihtiyaç fazlasıdır, kullanılmıyordur ama şu dönemde madem eğer eskisi gibi otobüslerde tıklım tıklım bulunmayacağız maskeli bile olsak çok fazla birbirimize yaklaşmayacağız diye yani son yıllar içerisinde hiç görmediğimiz bir koronavirüs salgınıyla karşı karşıya kaldıysak o garajlarda bekletilen otobüslerin de devreye sokulması gerekirken e, maalesef onlar garajlarda bekletilmeye devam ediliyor. E, ondan sonra da işte profesörler, uzmanlar çıkıp diyorlar ki koronavirüs salgını eğer İstanbul'da ciddi anlamda artıyorsa veyahut da rakamlar seviyesi olarak azalmıyorsa e, bunda toplu ulaşımın büyük etkisi var dediği zaman biz bekliyoruz ki Ekrem İmamoğlu çıksın desin ki ya evet ki. Yıl itibariyle 2019 yılında 2018 yılında seferde olan otobüs sayımız şu kadardı. Nüfusumuz %1 %2 %3 şu kadar artmıştır. Bizim de bugün itibariyle seferde olan otobüs sayımız şudur." desin. Diyebiliyor mu? Diyemiyor. Ne diyor? Ya İstanbul ya Kanal diyor. Sana ne kardeşim Kanal'dan ha, ya? Ha, Sana ne? Bravo. Tabii orada yani işte şunu yönetemeyen işte otobüsünü İtfaiyenin müdahalesi dahi gerçekleşmeyen insanların can güvenliği tehlike altına giren işte manşetlerde, toplu ulaşımda ki rezaleti ortaya koyan tablo gözümüzün önünde ve Kanal İstanbul'la uğraşıyor. Maal, bir yerel yönetim, maal. bir yerel yönetim, ulusal yönetimin yani merkezi iradenin, gerçi bu merkezi irade ifadesini de ben çok sıcak bakmıyorum. Sanki yerel şeye doğru gidiyor. Ya, mali idareler var. Kanunlarda da geçen ifadelerdir sonuç Şimdi, itibariyle. Evet. E, evet. bu görüntüyü alalım arkadaşlar. Tablo bu. İnşallah can kaybı yoktur. Mala gelsin diyoruz. Ne? Evet İstanbul e, itfaiyesi İtfaiyesi de yeni, yetişmiş. yeni yeni Yalnız yetişmiş dediğimizde de bakın otobüs yok orada artık. Bir otobüsün iskeleti kalmış orada. İnşallah cana gelmemiştir diyoruz. Her şey maalesef İstanbul'da böyle çok güzel oluyor. Evet, bir kartvizit var, verelim onu ekran'a. Ben hayatım boyunca böyle bir meslek dalını ilk kez gördüm. Bilmiyorum siz ne diyeceksiniz? Bu bir meslek dalı. Evet. Ne yazıyor ekranda? Gazi Emir Belediyesi Deniz Arda Onursal Koordinatör Dış İlişkiler Ofisi. Böyle bir birim duydunuz mu? Ben hayatım duyacağız. hakikaten ben ilk defa duyuyorum. CHP iktidara gelirse daha neler duyacağız? Yere, yerel yönetimlerde çalışan arkadaşları da soruyorum. Birkaç belediye başkanı arkadaşa gönderdim. Yani böyle bir biriminiz var mı dedim. Yani bir tanesi gülücük göndermiş sadece. Bir diğeri de ben de hayatımda ilk defa böyle bir birim duydum dedi. Neyse böyle biz de bir bakalım böyle birim icadı. İkinci bir kareyi verelim onu da arkadaşlar görelim mı ama bunu da bir tabii konuşacağız. Yok yok konuşacağız. Orada yine onunla ilişkili. Deniz Arda kim? Gazi Emir Belediyesi'nin onursal koordinatörü. Aslında CHP çok aşina bu onursal koordinatör. Evet. Deniz Arda hanımefendiymiş. Ayakta duran hanımefendi Deniz Arda. Hemen e, omzuna yaslandığı kişi de CHP'li Gazi Emir Belediye Başkanı Halil Arda. Şimdi CHP'li Gazi Emir Belediyesi bir kadro açmak istemiş. Deniz Arda hanımefendinin çok kabiliyetli bir hanımefendiymiş. Arda şey de öyle söylemiş. Halil Bey açıklamasını öyle yapmış. Avrupa ile çok iyi ilişkileri var. Çok iyi biliyor bu işi demiş. Bundan da bir ücret almıyor demiş eşim. Ben de ona bir birim açtım demiş. Böyle izah ediyor. Şimdi Deniz Arda hanımefendi Halil Bey'in eşi. Ee, eşi için özel bir birim tahsis edilmiş ve eşi belediyede şu an e, o ne onursaldı? Onursal. koordinatör, Onursal koordinatör olarak görev ifa Duyduk ediyor. ilişkiler Ofisi. Onursal hemen aklıma hemen aklıma şey geldi. Pamukkale Üniversitesi'ndeki Pamukkale Üniversitesi'nin eski rektörünün e, durumu geldi. Hatırlayın. Personel Daire Başkanlığı bir ilan açmış. Pamuk bütün ilan şeyi e, tarif ediyor. Rektör Hüseyin Bağ'ın eşi Derya Bağ'ı tarif ediyor. YÖK ne yaptı? Bu olay ortaya çıkar çıkmaz. Gazetelerde, televizyonlarda yayınlanır, yayınlanır, yayınlanmaz demiyorum. Personel Daire Başkanlığı o ilanı askıya koyar koymaz sosyal medyaya düştü. Düşer düşmez de YÖK soruşturma başlattı ve Pamukkale Üniversitesi rektörünü değiştirdi. Şimdi Gazi Emirde de böyle bir hadise var. Değiştiren var mı? Konuşan var mı? Ben sözcüye baktım, cumhuriyete baktım. Böyle bir rezilliği, bir yeni bir birim açmış. Onursal koordinatör diye. Konuşan var mı? Maalesef yani biz de yaparsak doğrudur, güzeldir. Eski yıllardan beri CHP kafası bu noktada ailelerini, yakınlarını doldurmuştur. Kadrolaşma noktasında profesyonel olarak çalışmışlardır ki Mehmet Moğultay'ın o CHP teşkilatı içerisinde yaptığı konuşmayı hatırlayalım. Adalet Bakanlığına 5000 kadro tahsis ettim. Adalet Bakanı kendisi 1991-95 arasında Doğru Yol Partisi ile yaptıkları koalisyon döneminde dolayısıyla o 5000 kişilik kadroyu tabii ki teşkilatıma, partimin teşkilatına tahsis ettim. Ne yapacaktım yani? MHP'lileri mi buraya dolduracaktım diye yaptığı bir açıklama var. E benzer şekilde CHP kafası liyakatin L'sinden haberleri yoktur. Ama gelin görün ki işte İstanbul'daki seçimleri CHP kazanırken yine Ankara'da CHP seçimleri kazanırken söyledikleri veyahut da oluşturdukları algı olarak söyleyelim. Liyakate diğer değer vereceğiz dediler. E geldiler İstanbul'daki hemen hemen bütün iştiraklerin başındaki adamları bir İSKİ'nin başına evvelki dönemden beri devam eden orada başkan yardımcılığı, müdür yardımcılığı yapan birisini getirdiler. Bir de İETT'deki kişiyi bıraktılar. O İETT'deki kişi istifa etmek zorunda kaldı sonrasında. E siz 30 tane iştirakin 30'unun birden genel müdürünü değiştiriyorsunuz. Ondan sonra da biz liyakate değer veriyoruz. İşte o istifa sonrası daire başkanları, şube müdürleri, işte sıralı aşağı doğru amirler, işte bunlar bankamatik memuruydu deyip insanlara iftira atıp önce görevden el çektirip sonra sözleşmesinin sonlandırılması yerine iş bilmeyen Sağdan soldan sırf particilikle adam getirilmesi sonucu işte bugün metrobüsler yanıyor. İETT otobüsleri hangi durağa gideceğini bilmiyor. Otobüsler çalışmıyor. Göz nuru, göz emeğimiz, yılların birikimi görüyorsunuz. İşte hatırlayın ne ne duraydı? Fazilet durağı. Bir gün sabah tıklım tıklım doldurulmuş otobüs dur, bir, bir de utanmadan iftira ettiler. Dediler ki 40 küsür yolcu aynı anda Nasıl bindi oraya? Taksilerle Nereden oraya geldi? geldiler. Ya. Sonra Sırf ne oldu? Kalabalık oluştu diye AK Partiler bunu organize ettiler. Sonra... Bir durağa getirdiler taksilerle ya. 40 tane adamı. Orada o e, taksilerden Orada inen insanlar, insanlar, bir belediye bunlar. Sonra bindiler. ne oldu? Bindiler. Sonra ne oldu? O otobüs şoförü kalktı dedi ki böyle bir şey yok dedi. Yani bu anlattıkları gibi değil dedi. Durağa yanaştık böyle böyle oldu dedi. O otobüs şoförünü de otobüs aşe işten attı. Yani böyle bir... Sadece belediye şoförünün tabii ifadesi de değil. Sonuç itibariyle o... Tek tek otobüse onlarla binen, da tabii. Yolcularla tabi. görüşüldü. Savcılık, tek, tek ifade altında. Nerede, aldı. Ya, nerede oturdukları Nered... belirlendi tabi, tek tek. Göreviniz ne? Niçin sabahın 6.30'unda bu otobüse binmeyi tercih ettiniz diye hepsi soruldu. Adam ya orada oturuyor veya da orada bir iş yeri var sabaha kadar nöbet beklemiş, sabahleyin ayrılmak ve evine dönmek üzere o otobüse binmiş ve böyle bir algıyı yaptılar. Sonrasında da özür diledi. Ha işin şey yanında ne biliyor musunuz? Maalesef algı yönetiminde Maalesef o kadar güçlüler ki başsavcılık başka bir ülkede olsa şöyle derdi. Ya kardeşim salak salak işler yapmayın. Ben bunu mu soruşturacağım? Bunun nesini soruşturacağım? Bundan ceza mı verilir birine? Demedi. Sırf bu algı yönetimini çökertmek için, sırf bu operasyon gerçek mi diye bakmak için böyle bir şey bakmak için adamlar soruşturma açtılar ve en nihayetinde biz o soruşturmadan öğrendik ki hepsi o semtte oturan sabah işine gücüne gitmeye çalışan her sabah da aynı saatte o saatlerde binen bunlar dedi ya o saatte normalde kimse binmiyor o saatlerde binen insanlar ama ne yapmışlar tabi belediye iş. şunu yapmış ondan önceki iki seferi kaldırmış Ka beyefendiler bir birikme olmuş Beceri, işte bundan kaynaklı bak kendileri yaptıklarından ben, haberleri yok Ali Bey bu beceriksizlik değil bu hani üstadın sözü var ya bizde muhalefet iktidarı ele geçirme pahasına vatan satmaya hazırdır buradaki hedef şu ben siz yine iyi niyetli bakıyorsunuz. Korona yayılsın. İstanbul işin içinden çıkamaz bak, hale gelsin. Öyle, öyle bir İstanbul niyet. çöksün. Ben kesinlikle bu, bu art niyet bunlardan beklenir. Ben böyle düşünüyorum. Biliyorum da bunu. Bunu düşünen insanlar olduğunu da biliyorum orada. Yayılsın. Ama sonuç itibariyle hepimiz için biz var. Fark yani Böyle elleri, bir kaygı uçtan, var mı? Bu salgından tamam, muaf tutacak halleri yok. Bu gazdan, çıkarılan gazdan kendileri de faydalanmayacaklar mı ki? E i̇şte faydadan bu, bu belki felaket edebilirsiniz yani. de ölüm var sonuçta koronavirüs. dolayı. Hiç, o ölümden korkarlar diye en siz, azından temenni siz çok ediyorum iyi veya düşünün. dua ediyorum diyelim. Ben asla böyle düşünmüyorum. Kesinlikle bunun arkasında da iktidar çöksün işte ağzına yüzüne bulaştırsın. İstanbul korona hortlasın, dünya Türkiye'ye desin ki ben Türkiye ile bütün ilişkiyi kesiyorum. Ondan sonrasında bugün PKK ile işbirliği yapmanın mantığı nedir? Budur işte. FETÖ ile işbirliği yapmanın mantığı nedir? Budur. Şöyle diyor. İktidar devresin, biz geri geldiğimizde bakarız. Çözeriz bu sorunu diyorlar. Şeyi alalım. Türkiye Gazetesi'ni alalım ekrana. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde de ilginç bir şey var, güzel bir manşet. İşte o koronadan geldik ya, şu şeyler kapatılsın, bu hastanelere ne gerek var? Bugün Kılıçdaroğlu da benzeri bir şey söylemiş, bu hastaneleri kamulaştıracağız, sanki kamunun malı değilmiş gibi. Türkiye Gazetesi'nin manşetini verelim, Çin dahil onlarca ülkeden, bakın o havalimanında o hastane pandemi hastanesinin temeli atıldığında mahvettiler. İşte güzelim pisti kullanılmaz hale getirdiler. 1 milyar lira bir milyar pist liralık, evet. ter ter tepindiler. Bakın. Halbuki ondan 2 ay öncesinde, 3 ay öncesinde İstanbul Havalimanı ne ediyordular. Demek ki İstanbul Havalimanı'nda 5 tane öyle pist varsa 5 milyar lira eder sadece pisti. Ya ya Amma ve velakin nereden bulundu bu para? Nasıl yaptı ya bu iktidar? Nereden buluyor bu paraları? Biz e, herhangi bir parada bırakmamıştık. Ondan önceki DSP hükümeti 70 sente muhtaç olarak Türkiye'yi bıraktı bunlara demiyorlar ama geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Terk edilen bir havalimanındaki pisti 1 milyar liralık pist diye bir ettirmeye i̇şte çalışıyorlar. o o pistte, o pistin üzerine bu halkın sağlığını düşünmek için Başka hastanelerdeki iş yoğunluğunu ortadan kaldırmak için salgını tek bir hastaneye yönlendirip birkaç hastaneye yönlendirip başka hastalıklarla mücadele için o hastaneleri steril hale getirebilmek amacıyla yapılan hastaneye şu salgın pandemi hastanelerine Çin dahil onlarca ülkeden hasta geldi. Dünyayı tedavi ediyoruz diyor Türkiye gazetesi. İstanbul'un iki yakasına inşa edilen ve olağanüstü kısa bir sürede de inşa edilen. Yani öyle her baba yiğidin de yapabileceği bir 45 günde yapacağız değil. diye Tayyip ya. Erdoğan açıklama yapmıştı. E işte bakalım görelim. Çin yaptı. 45 günde yaptı, bitirdi diye Sözcü gazetesi haber yapmıştı birinci sayfasından. Bakalım bizimkiler yapabilecek mi dediler. Evet 50. günde, 55. günde yapıldı. Hizmete ya. de girdi şu anda. Faaliyette. 1008 yatak var. Özel filtrelerle donatılan odalar tek kişilik. Yani odalardan çıkan hava bir başka odaya gidip başka birine enfekte etmiyor. Ya da o doktorları enfekte etmiyor. Bakın en büyük sorunumuz biz sağlıkçılarımızı kaybediyoruz bu hastalıkla mücadele ederken. Onları şehit veriyorduk. Odalar negatif basınç ve yoğun bakıma dönüştürülebiliyor istenildiği anda. Yani 1008 yoğun bakım yatağınız olabiliyor istediğiniz dakika. O odaların tamamı son teknoloji kullanıyor. Her iki hastaneye başvurup test yaptırılabiliyor. Sadece ve sadece 97 yabancı, 97 yabancı e, İngiltere'den, sonra Çin'den, Afganistan'dan, Azerbaycan'dan, Mısır'dan, Haiti'den, Irak'tan, Arnavutluk'tan, Almanya'dan Türkiye'ye gelip bu hastanede şifa buluyor. Daha ikinci ayındayız, üçüncü ayındayız. Dolayısıyla sağlık turizmi açısından da hizmet vereceğini Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Dolayısıyla o yolda da hizmetini sürdürüyor. Hem İstanbul'daki havalimanı, Atatürk Havalimanı'ndaki hastane hem de karşıdaki hastane. Dolayısıyla burada istemezükçü bir kesim var. O istemez yükçü kesim işte yapamazsınız, yapamazsınız diyorlar. Yapıldıktan sonra da itibarsızlaştırmak için ellerinden gelen ne varsa gayret ediyorlar. Gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması vardı. İşte biz eğer iktidara gelirsek şehir hastanelerini kamulaştıracağız, parasını verip çekilip gidin diyeceğiz diyor. E iyi, iyi güzel de kardeşim 20 milyardan 30 milyardan bahsediyoruz. 30 milyar lirayı sen nereden bulacaksın? Kaynağın nerede? diye vereceksin. Eğer o zaman bakarız diyordu. da AK Parti size bu kadar parayı terk edecekse, verecekse, devredecekse <laughs> e o zaman da AK Parti'yi göklere çıkartmanız gerekir sizin. Ama neresinden bakarsanız bakın ne söylerlerse hepsinde batıyorlar. Para varsa bu AK Parti'nin hazineye getirdiği para demektir. E para yoksa sen nereden bulup da o parayı vereceksin de kamulaştıracaksın? Bu bir tercihtir. Ya dersiniz ki ya kardeşim Bolu Tüneli gibi 20 yılda yapacağım ben bir Bolu Tüneli'ni dersiniz. Veyahut da dersiniz ki hayır yap işlet devlet yoluyla Yavuz Selim Köprüsü'nü yapacağım dersiniz. 2,5 yılda 3 yılda yaparsınız otoyoluyla birlikte hizmete koyarsınız. Dolayısıyla eski örnekler de var. Bir Bolu Tüneli var o devletin yapmak istediği, yapmaya çalıştığı 20 yıl, 25 yıl boyunca iktidarla gelmiş, gitmiş koalisyon hükümetleri bir başbakan gelmiş öbürsüne devretmiş. 20 yılda bitirilememiş bir Bolu Tüneli var. Bir de işte örneğin Yavuz Selim Köprüsü ve onun etrafındaki otoyollar var. 3 yıl, 4 yıl, beş yıllık bir süreç içerisinde yapıldı, bitirildi. E paralıdır. E tamam paralı kardeşim. Parası olan oradan geçiyor. Hiç mi olmasın? O kişilerin boşalttığı noktada da birinci köprüde, ikinci köprüde biraz daha diğer insanlarımız rahat ediyor kamyonlar tırlar birinci köprüye ikinci köprüye giremedikleri için birinci köprüde ikinci köprüdeki diğer insanlarımız o trafik sıkışıklığından birazcık nefes alıyorlar. Evet şimdi sözcü sözcünün ee, manşet yine aynı şey de terane de. Eee, demeyelim de dere yatağına 9 katlı binaya kim izin verdi diyor. Evet, ben de katılıyorum. Evet, Dereli ilçesi, ismi bile Dereli. Yani derenin içinde ben bir şehirleşme yapıyorum diye kendileri ifade ediyorlar. Ya yapmayın diyelim. Bundan sonrasında en azından yapmayalım diyelim. Tedbirlerinizi alın. Derenin yatağına da kalkıp da inşaat yapmayalım. Betona karşıyız diyenlerin bakın argümanlarına bakın efendim her yer beton her yer beton hayır kardeşim betonlaşacaksın kesin bundan kaçışın yok sen kendinde betonun içinde oturuyorsun bunu söyleyenler de betonunda oturuyorlar ama şu olmaz ya ya resmen dere yatağı burası ya. Derenin yatağına aman güzel olsun diyerekten koyuyorsun sen inşaatları, binaları. E ondan sonra da diyorsun ki efendim HES'ler var. HES'ler, HES'ler yaptı bunu diyorsun. Ya HES'e mese gerek yok kardeşim ya. Bu dere yatağı ya. Burası dere ya. Resmen dere. Bakın iki tane dağın bittiği nokta. Sen buraya gelip de binaları dikersen ki ...bilmiyorum yani sözcü burada tanıdıkları... ...manıdıkları mı vardır... ...orta bölüm özellikle sorun olan yerdir... ...kenarlar, dağın etekleri... ...birazcık daha... ...belki tehlikeden uzaktırlar... ...ama dağın eteklerindeki yerleri gösteriyorlar... ...9 katlı bina diyerekten... ...geliyorlar camiyi gösteriyorlar... ...o da dağın eteğinde kısmen... ...ama tam orta bölümdeki... ...o binaları göstermiyorlar... Ya yani ...esas tehlike o... ...tam orta göbekteki binalar... Dolayısıyla bu binalar Bak, yapılırken orada da kim yine, olursa olsun kim izin verdiyse, kim eyvallah ettiyse, izinsiz yapıldıysa da izinsiz yapılmasına seyirci olanlar, e bundan sonrasında yapmayalım en orada azından. Orada da yine yıkılacak gibi duruyor. Yani hani bir net bir şey yok. Yıkılacak gibi duruyor. Bizim bu fotoğrafa bakınca gözümüze öyle ilişti demeye getiriyor. Aslında ben şeye gelecektim. Fatih Portakal şeyi bırakmış. Meslek hayatını bıraktığını. Ya da bıraktım demiyor da işte Fox'u bıraktığını söylüyor. O habere bakacaktım. Rating record Fatih Portakal Fox'tan ayrıldı diyor. Şimdi e, sosyal medyada e, baktım gördüğüm şey şu. Mesela CHP milletvekili Gaye Usler... Fox TV'den Forta, Fatih Portakal'ın ayrılmış olmasına bir yurttaş olarak çok üzüldüm. Basın özgürlüğü üzerindeki baskılar sebep sonuç ilişkisi doğmuş, doğurmuş olabilir mi? Biz de akşam haberlerinde izleme listemizden Fox'u çıkarıyoruz diyor. Şimdi basın özgürlüğünden bahsediyor. Peşinden Fox'u çıkarıyoruz diyerek de hani aslında kendisi de bir basın özgürlüğü, kendisinin basın özgürlüğü anlayışını da ifşa ediyor. Bir de Oda TV'nin şeyi vardı, onu da verelim. Şimdi o da diyor ki Portakal'ın Fox TV'den ayrılmasına neden olan gelişmelerden en önemlisi Türkiye gündeminin sertleşmesi, Portakal'ın her gün iktidara yakın medya organlarında hedef yapılması, evinin üzerinde dronların uçurulması, bakın evinin üzerinde dronların uçurulması, arabasının park ettiği garajın üzerindeki kiremitlerin dahi davalık hale gelmesi gazetecilik mesleğini yapamaz hale getirmiş. Şimdi evi kaçak. Drone uçurulan yer kaçak. İmar barışında da başvurmuş. Yani açıkça şunu da söylemiş. Ben kaçak yaptım bu bölümleri. Affedin diyerek de bunun meblası da neyse ödeyeyim diyerek de başvurmuş. Bu başvuru bana yani benim gözümde ...kaçağı da kişinin kabul etmesidir mantıklı Öyle değil mi? Zaten. Evet burası Öyle kaçak zaten. demek. Şimdi o otomobilini... Onu partisi... nasıl izah ediyor? Diyor ki burası ya, köpek kulübesi diyor. İşte, köpek kulübesi diyor. Bilmem ne diyor ama... ...kaçak. Orada kaçak yani, bir bölüm var. Köpek kulübesi falan değil yani. Ya. Bu, bu işler böyle zaten. Işte, Çiftlik yani, evi dersiniz. Çiftlik evi diyemediğiniz yani, yere de köpek kulübesi dersiniz. Velev ki yani. köpek kulübesi. Kaçak. Kaçak bir şey yapmış. Kaçakla ilgili şunu da dememiş. Kardeşim ben... Burası kaçak yapı yönetmeliğine uygundur. Siz iktidara baskı yap, bana muhalefete baskı yapmak için yaptığım haberlerden dolayı buna kaçak demişsiniz. Buyurun gelin yıkın. Ben de sizi mahkemede bunun hesabını soracağım dememiş. Kendisi de dilekçesini doldurmuş. Tıpış tıpış gidip demiş ki ilgili belediyeye burayı kaçak yaptım. Bunun bedeli de ne tutuyorsa ödeyeyim ve bunu imar affı kapsamına alın demiş. Bu zımnen bu durumu kabul etmiş demek. Şimdi bunun neresinde özgür basına müdahale var? Neresinde susturma girişimi var? Şimdi sözcü diyor ki Fox'tan Portakal şey ayrılığı. Fox'tan ayrıldı Fatih Portakal diyor. Bunun e, şey olduğunu söylüyor. Bir e, iktidar muhalefet çekişmesinde iktidarın baskısı olduğunu söylüyor. Kendisi ne diyor? Ayrılık kendi tercihim diyor. Bakın içte bir de bunu söylemiyor ama çünkü bir de söylese yalan ortaya çıkacak. Ama içte bir yere sıkıştırırsak bu durumu istediğimiz gibi manipüle edebiliriz. Ne diyor? Kendi tercihim ayrılık diyor. Ne yapmak istiyorum sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Karar bu kadar net ve bu kararın arkasındayım diyor. Bitti. Yani televizyon ekranlarında attığı yalanları belki sıralamaya kalkışsak biz burada o yalanlarla o iftiralarla eğer bir reyting sağlanabiliyorsa onunla da gurur duyuyorsa buyursun gurur duysun özel hayatında da gurur duysun Huzurlu olabiliyorsa buyursun huzurlu olsun ama yakasına yapışır ne kadar yıl geçerse geçsin eğer bir insan televizyon ekranından bile bile insanlar aleyhine iftiralar ediyorsa belli bir siyasi çizgideki insanlara ne yaparlarsa yapsınlar hep kötüleyerek eğer bir algı çalışmasına imza atıyorsa özel hayatında da sokağa çıktığında da çiftlik hayatında da mutlaka onun yakasına o yalanlar o iftiralar yapışacaktır. Evet bir izleyicimiz Murat abi bugün Milli Gazete'ye girmediniz demiş. Vakit yetmedi diyelim. Şimdi kapanış vermek üzereyiz. Ali Bey isterseniz siz kapanış yapın. Yarın buluşmak ümidiyle inşallah.